Herkese yeniden merhaba. Blok Zincir video serimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi izleyeceğiniz bölüm, blok zincir teknolojisiyle ilgili teknik noktaları tamamlayan ve sistemin tüm parçalarının aklınızda çok daha iyi yer etmesini sağlayan video olacak. Vakit kaybetmeden herkesin aklındaki bir soruyla başlayalım. Blok zincir aldatılamaz veya hacklenemez mi? Herkesin kafasına takılan bir soru. Blok zinciri kafamıza göre değiştiremez miyiz? Ya da rastgele bir zincir anonsu yaparak sistemi aldatamaz mıyız? Peki ya hackerlar? En nihayetinde blok zincir dijital bir sistem. Ya hackerlar saldıracak olursa? Şu anda var olan bilgilerimiz ışığında böyle bir saldırı veya aldatma imkansız. Nedenini izah edeyim. Hatırlarsanız blok zincirin herkes tarafından tutulabilen koca bir hesap defteri zinciri olduğunu söylemiştim. Peki bir kişinin geçmişteki blokları değiştirip de günümüzdeki blokları ve genel olarak blok zinciri etkilemesi mümkün mü? Hayır. Çünkü blok zincirin nasıl çalıştığını hatırlayın. Blok zincire eklenen her bir yeni bloğun içinde kabaca 3 şey var. 1. O bloğa yazılmış transferlerin tam listesi. Yani kim kime ne gönderdi bilgisi. 2. O bloğu SHA-256'dan geçirdiğimizde elde edeceğimiz kriptografik çıktının, yani hash'in ilk 30 sayısını 0 yapacak olan gizemli sayı. Bu sayının o meşhur matematiksel işlem olduğunu hatırlayın. Ve 3. Ki işte bu çok önemli. Bloğun kendisinden önce gelen son bloğun SHA-256 çıktısı. Yani son hash. Bu hash dediğim şey bir mesajı SHA-256 fonksiyonundan geçirdiğinizde elde ettiğiniz o büyük sayıdan oluşan sonuç değer. Yani o upuzun sayı. Buna çıktı ya da özüt de diyebiliriz. Yani blok zincirdeki her bir bloğun başına bir önceki bloğun zincire eklenmesini mümkün kılan o gizemli sayı da ekleniyor. Bloğun sonundaysa şu anda blok zincire eklenmeye çalışılan bloğun kendisini doğrulayan 256 basamaklı şifrenin ilk 10, 30, 60 her neyse o kadar sayısını 0 yapan gizemli sayı ekleniyor. Yani her bir blok kendisinden önce gelen bloklarla da imzalanmış oluyor. Eğer önceki bloklardan herhangi birinde en ufak bir değişiklik bile yaparsanız sadece o spesifik bloğun gizemli sayısı ve hash'i değişmeyecek. Ondan sonra gelen her bir bloğun gizemli sayısı ve hash'i de değişecek. Yani her birini baştan hesaplamanız gerekecek. Bunu tek bir bilgisayar ya da kötü niyetli tek bir grubun yapması matematiksel nedenlerle imkansız. Bir kişinin, mesela bir hacker'ın böyle bir kötülüğü yapabilmesi için sisteme dahil olan farklı ülkelerden, ideolojik görüşlerden, eğitim düzeylerinden, dillerden olan, çıkarları birbiriyle çatışan binlerce, hatta on binlerce kişiyi, kurumu ve hatta kimi zaman devlet yetkilisini aynı anda ayartması gerekiyor. Çünkü bir işlemin geçerli olabilmesi için blok zinciri oluşturan ağın %50'sinden fazlasının o işlemi onaylaması gerekiyor. Bir hacker'ın böyle bir işi başarabilmesi için blok zinciri oluşturan madencilerin %50'sinden fazlasını aynı anda hacklemeli ve hepsini kendi amaçlarına alet ettirebilmeli ve bunu fark edilmeksizin sürdürebilmeli. Bu pratik olarak imkansızdır. Blok zincir neden bu kadar güvenli? Şimdi daha iyi anlıyor musunuz? Blok zincir gibi dağıtılmış, yani merkeziyetsiz sistemler hiçbir tekil kişi veya kuruma güven duymaksızın sistemin güvenli olmasını mümkün kılıyor. Peki SHA-256 fonksiyonunun güvenli olduğundan emin miyiz? Bu sorunun cevabı oldukça ilginç. Pratik olarak evet, güvenli olduğundan eminiz. Teorik olaraksa hayır, güvenli olduğundan emin değiliz. İlginç bir şekilde SHA-256 fonksiyonuyla yaratılan ve rastgele gibi gözüken 256 basamaklı sayıya, yani hash'e bakarak o sayının temsil ettiği mesajı çözüp çözemeyeceğimizi bugüne kadar hiçbir matematikçi ispatlayamadı. Ancak yine ilginç bir şekilde bunu pratik olarak başarabilen kimse de olmadı. Eğer bir gün bu başarılabilirse, o zaman daha güçlü veya farklı kriptografik sistemler geliştirmemiz gerekecek. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Eğer bir gün birisi SHA-256 fonksiyonunu kırmayı başarırsa, etkilenecek olan tek şey blok zincir değil. Şu andaki bankacılık, internet ve dijital işlem evreninin neredeyse tamamı SHA-256'ya dayanıyor. Şu anda siz bu videoyu izlerken, YouTube hesabınızın şifresini koruyan fonksiyon da SHA-256. Ola ki biri SHA-256'yı tersine çözmeyi başarırsa
dijital sistem derinden bir yara alacak. Umalım da böyle bir şey hiç olmasın. Peki ya kuantum bilgisayarlar gelince blok zincir çökmeyecek mi? Çünkü kuantum bilgisayarlar aşırı hızlı, öyle değil mi? Bu soru iki yaygın hatayı bir arada barındırıyor. Birincisi, kuantum bilgisayarlar şu anda zaten var ve kullanılıyor. Örneğin sadece Kasım 2017'de IBM firması 50 kübitlik bir kuantum bilgisayar üretmeyi başardı. Firma hali hazırda 20 kübitlik bir sistemi zaten kendi bulut veri tabanı için kullanıyor. Ayrıca Google, Intel, Rigetti gibi firmalar da kuantum bilgisayarlar üretip kullanıyorlar. Kuantum bilgisayarlar gerçekten aşırı hızlı. Buna hiç şüphe yok. Ancak SHA-256'yı kırmanın ne kadar zor olduğunu anlattığım o videoyu bir hatırlayın. Kuantum bilgisayarların hayal edilebilecek en hızlısından, katrilyonlarcasını barındıran galaksilere sahip olsaydınız bile her birini evrenin yaşının onlarca katı boyunca çalıştırdığınızda SHA-256'nın kırılma ihtimali sadece 4 milyarda 1 olurdu. Çünkü bir matematik problemi sadece işlem miktarını arttırarak katlanarak zorlaştırılabilir. Örneğin SHA-256'nın çıktısının ilk 30 basamağını değil de ilk 100 basamağını sıfır yapmak isteyecek olsaydık, şifrenin kırılma ihtimali şu andaki 1 milyarda 1 dolaylarından 1 milyon kere katrilyon kere katrilyonda 1'e düşüverirdi. Sadece ufacık bir kısmı değiştirerek bunu yapabiliyoruz. Kaldı ki bu sadece SHA-256, SHA-512 ve SHA-1028 gibi algoritmalar da bulunuyor. Yani doğrudan doğruya SHA-226 algoritmasının kırılabilir olduğunu ispatlamadığımız sürece hiçbir teknolojik atılım blok zincirin algoritmik zorluğunun her seviyesinin üstünden gelmeyi asla başaramayacak. Ki bu da bizi bir diğer yaygın soruya götürüyor. Bir ülke veya firma aşırı güçlü bilgisayarlarla sisteme hükmedemez mi? Hayır. SHA-256 fonksiyonundan çıkan 256 basamaklı şifrenin ilk 30 basamağının 0 olması gerektiğini hatırlıyor musunuz? Az önce de bahsettim. Aslında o sayı 30'da sabit değil. Hatta 30 bu video serisi için seçtiğim rastgele bir sayı. Bu sayı 15'te olabilir, 50'de. Blok zincire katılan bilgisayarların gücü arttıkça bu sayı da algoritma tarafından yavaş yavaş arttırılıyor. Yani blok zincirdeki bilgisayarların çözmesi gereken problem her seferinde ikiye katlanarak zorlaşıyor. Amaç madenci sayısı ve bilgisayar gücü artsa da her bir yeni bloğun blok zincire eklenme hızını sabit tutmak. Bu hız mesela Bitcoin için 10 dakika. Ethereum için 15 saniye, Ripple için 3,5 saniye, Litecoin için ise 2,5 dakika. Böylece hiçbir kişi, kurum ya da ülkenin tek başına sistemi domine etmeyeceği garanti edilmiş oluyor. Peki madencileri bu hesap defterini tutmak için teşvik eden şey ne? Çünkü şunu dediğinizi duyar gibiyim. İyi de birisi neden bunca zahmete girip kıymetli bilgisayar gücünü harcayarak ve dünya kadar elektrik masrafı yaparak zorlu ve anlamsız bir matematik işlemini çözsün ki? Sırf bir bloğu blok zincirine eklemek için. Haklısınız. Ama teşvik basit. Bitcoin ya da hangi kripto paranın madenciliği yapılıyorsa o birimden bir miktar kazanma vaadi. Teşvik işte bu. Her bir madenci durmaksızın sistemden gelen işlem duyurularını takip ediyor. Bloklar yaratıyor. Bu blokları blok zincire eklemek için bilgisayarının, hatta süper bilgisayarının sınırlarını sonuna kadar zorluyor. Nihayetinde yarattığı bloğu SHA-256 fonksiyonundan geçirdiğinde ilk 30 veya 50 veya 60 her neyse o kadar basamağı sıfır yapan o kilit sayıyı buluyor. Bunu başardığını diğer madencilere ilan ediyor. Bunu ilk yapabilen o bloğun içindeki tüm işlem bilgilerinin en başına özel bir satır ekleyebiliyor. Bu satır şunu diyor. Bu blok şifreyi çözen madenciye 12,5 Bitcoin verdi. Böylece madenci bilgisayarının emeği karşılığında Bitcoin ya da diğer kripto paralardan kazanmış oluyor. Örneğin bu videonun çekildiği sıralarda her bir yeni Bitcoin blok madenciliği başına düşen ödül 12,5 Bitcoin. Yine bu videonun çekildiği sıralarda 12,5 Bitcoin'in değeri 706 bin TL civarında. Her bir yeni blok başına. Sanıyorum hesap defteri tutmanın, devasa bilgisayar sistemleri kurmanın, binlerce dolar elektrik masrafı çıkarmanın ardındaki teşviğin ne olduğu daha net olmuştur. Çok sık sorulan bir soru. Kripto para madenciliğini anlatan, yani bu madencilik kısmını anlatan basit bir analoji var mı? Evet var. Sayısal loto. Kripto para madenciliğinde bloğu blok zincire eklemek için bulmanız gereken sayı
Basitçe bir sayısal loto sayısı gibi aslında. SHA-256 fonksiyonundan geçirilen sayının ilk 30 basamağını ya da her neyse o kadar basamağını sıfır yapacak özel bir sayı. Bu sayıyı özel bir matematiksel yaklaşımla, yetenekle veya zekayla değil de deneme yanılma yoluyla bulduğumuz için her bir blok ekleme mücadelesi yeni bir sayısal loto oyunu gibidir. Her seferinde tek bir kişiye loto vuruyor ve o kişi madenciliği karşılığında o blok zincirin çalıştırdığı kripto parayla ödüllendirilmiş oluyor. Gerçek madencilikte, örneğin amaç altın madenciliği ise önceden yeraltı taramaları ve jeolojik incelemeler yapılıyor. Blok zincirde ise madencilik salt, şans ve bilgisayar gücü üzerine kurulu. Tabii sizin bilgisayarınız güçlendikçe çözülmesi gereken matematiksel işlem de az önce anlattığım gibi katlanarak zorlaşıyor. Yani o hep sözünü ettiğim 30 sayısı da yavaş yavaş artıyor. Peki bu durumda şunu sorabilirsiniz. Bilgisayarlar güçlendikçe Bitcoin kazanmak kolaylaşmıyor mu? Hayır. Çünkü eklenen her 210 bin blokta bir, yani her biri 10 dakikadan yaklaşık 4 senede bir, blok başına madencilere verilen ödül miktarı yarı yarıya azalıyor. Haziran 2009 ile Kasım 2012 arasında bu ödül 50 bitcoin'di. Nakamoto'nun başlangıç bloğundaki o 50 bitcoin'i hatırlayın. İşte o sayı buradan geliyor. Nakamoto madencilik işini yaparak ilk bitcoin'i kazan kişi olmuş oldu böylelikle. Kasım 2012 ile Temmuz 2016 arasında bu ödül 25 Bitcoin'e düştü. Temmuz 2016, Şubat 2020 arasında bu ödül 12,5 Bitcoin olacak. Az önce 12,5 sayısını bu yüzden verdim. 2020 ile 2023 arasında bu sayının 6,25 civarında olması bekleniyor. Bu böyle azalarak gidecek. Bu ödüller sistemdeki Bitcoin'lerin sayısını doğrudan belirlediği için ve her 4 senede bir blok başına verilen Bitcoin miktarı azaldığı için sisteme nihai olarak girecek Bitcoin sayısını da biliyoruz. 21 milyon. İşte o haberlerde sürekli duyduğunuz sonunda en fazla 21 milyon adet Bitcoin olacak lafı buradan geliyor. Son Bitcoin'i verecek olan son bloğun sisteme 2140 yılında eklenmesi bekleniyor. Peki bu madencilerin tek gelir kaynağı blok zincire blok eklemek mi? Yine hayır. Blok zincir üzerinde yapılan her bir işlem o işlemi kaydeden madencilere azıcık da olsa bahşiş veriyor. Bu bankaların uyguladığı işlem ücretine benzetilebilir. Bunun sorunlarından da ilerleyen kısımlarda bahsedeceğim. Ancak madenci olmak için var olan en güçlü teşviklerden birisi de bu ücretler. Üstelik bu sadece sisteme yeni madenciler çekmek için var olan bir teşvik de değil. Eğer bu bahşişi öderseniz madencinin sizin bildirdiğiniz işlemi bloğuna ekleme ihtimali artıyor. Yani size öncelik vermesi için de bir teşvik yaratılmış oluyor. Çünkü yapmak istediğiniz işlem, örneğin işte Ayşe Can'a şu kadar para göndermek istedi gibi bir işlem, ancak ve ancak blok zincire eklenecek olan bloğun içine yazılırsa geçerlilik kazanıyor. Yoksa sözünü ettiğim bu işlem asla gerçekleşemiyor. Bu nedenle o ufak bahşişler çok önemli. Bu kulağa kötü bir şey gibi geliyor olsa da birçok işlemin en fazla birkaç 10 dakikada onaylandığını düşünecek olursak madencilerin daha fazla bahşiş verene öncelik vermesi çok da büyük bir önem arz etmiyor diyebiliriz. Ama bunun sistemin dünya geneline yayılması önünde bir engeli var. Bundan ilerleyen kısımlarda söz edeceğim. Ha bu arada bahşiş miktarını siz seçmiyorsunuz. İşlem yaptığınız siteler işlem yoğunluğuna göre bu miktarı belirliyor. Ki bu da dikkate alınması ve tartışılması gereken bir konu. Buna da geri döneceğiz. Peki bu blok zincirdeki blokların belli bir boyutu mu var? Evet. Her blok zincir blok uzunluğunu da kendisi belirliyor. Örneğin Bitcoin'de her bir blok içine yaklaşık 2400 işlem sığdırılabiliyor. İşte o nedenle madencinin sizin işleminizi o bloğa eklemesi önemli. Çünkü sadece 2400 işlem tutulabiliyor her bir blokta. Ama maalesef bu Bitcoin'i modern sistemlere göre aşırı yavaş kılan bir kısıtlandırma. Bitcoin her 10 dakikada 2400 işlem yapabiliyor. Yani her saniyede 4 civarında işlem yapabiliyor. Maksimum kapasitesi saniyede 10 işlem civarında. Buna kıyasla Visa her saniye 1700 işlem gerçekleştirebiliyor ve gerçek kapasitesi saniyede 24.000 işlem yapabilecek kadar güçlü. Ancak bu sadece Bitcoin için geçerli, unutmayın. Stellar oluşumunun Lumens isimli kripto parası Bitcoin'in 10 dakikalık işlem hızına karşılık 2 ila 5 saniye arasında bir işlem hızı vaat ediyor. Yine de sonradan göreceğimiz gibi
İşlem hızı blok zincirin en büyük sorunlarından birisi. Çünkü blok zincirin teorik hız limiti saniyede 1000 işlem civarında. Bu videomuzu da burada sonlandıralım. Epey önemli konuları işledik ve sanıyorum artık çalışma prensiplerinin en azından önemli detaylarına aşinalığınız var. Elbette daha çok fazla teknik detay bulunuyor. Fakat bunlar için bilgisayar bilimi ve matematiğe çok derinlemesine girmemiz gerekecek. Sanıyorum bu en azından bu video serisi için, hele ki evrim ağacı için yersiz bir çaba olacaktır. Ama geriye kalan son 1-2 videoda sistemin sorunlarından ve bazı sık sorulan sorulardan ve yanlış anlaşılmalardan bahsetmek istiyorum. Örneğin halk arasında Bitcoin ve diğer kripto paraların bir balon veya saadet zinciri olduğuna yönelik tamamen hatalı ve bilgisizce ileri sürülmüş iddialar bulunuyor. Bunları ele almak istiyorum. Benzer şekilde Bitcoin gibi kripto paralara yatırım tavsiyesi veren birçok kişi yatırımın en temel kurallarını göz ardı ederek bu tavsiyeleri veriyor ve insanları kandırıyor. Bunlara da değinmek ve siz Evrim Ağacı ailesine bu konuda bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Bunu yaparken sistemin bilinen, gerçekten var olan ancak medyaya ve halka tamamen yanlış bir şekilde yansıyan eksik, hatalı ve sorunlu kısımlardan da bahsedeceğim. Böylece bu sistemin dünyayı kurtaracak bir atılım olmadığını öğreneceğiz. Ancak buna rağmen neden çok önemli olduğunu da bir kez daha anlamış olacağız. Eğer ki bu videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu çalışmalarımızı sürdürmeye ve 2018 yılında da bağımsız olarak büyümemize destek olmak isterseniz Patreon'a giderek bize destek olabilirsiniz ve açıklamalar kısmında vereceğimiz kripto para hesaplarımızdan destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.